Merhaba, hoş geldiniz. Dahası Var başlıyor. Bu hafta yine çok sevebileceğiniz, çok keyifle dinleyebileceğiniz bir sektörün temsilcisini ağırlıyoruz. Temsilci derken Türkiye'de biliyorsunuz yatçılık sektörü yani çok fazla marka çıkarabilmiş bir sektör değil. Ama çıkan markada Newmarine markası dünyada ya Türkiye'de de bir marka var dedirtecek kalitede bir marka. Şimdi bu hafta aslında Türkiye'de de İstanbul'da da Boat Show haftasıydı. Çok da ilgimizi çekti. Biraz araştırmaya başladığımız zaman tabii ki en büyük standın da onların olduğunu gördüm ben. Çok da keyifli, çok güzel modelleri de sergiliyorlar. Yönetim Kurulu Başkanı, Newmarine'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Malaz bizimle birlikte bu hafta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel tanıtımınız için teşekkür ediyorum. Ben hak ettiğinizi düşünüyorum. Merci. Yaklaşık bir 15-17 senedir de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum dışarıdan. Ve hikayenizi dinlediği zaman herkesin benimle aynı şeyi hissedeceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi siz başlayalım isterseniz. Tabii. Zamanımız kısıtlı, hikaye çok güzel. Biz sanayici bir aileden geliyorsunuz aslında. Doğru. Yılların babam, Malazlar. Kibrit sanayi, evet. Kibrit sanayinden. Tabii o sanayici aileden, o kültürden gelmek de insana avantajlar sağlıyor. Hani onlara sorayım aslında, kişiliğinizi nasıl etkiledi bu? Zor bir soru. 14 yaşına kadar tabii Türkiye'de her zaman babamın yanında. Babam işten geç gelir, erken gider. Bir defa çalışma disiplinini gördüm. Hep çünkü zorla kazandı, zor kazandı. Hep evde bir çalışma vardı. Yani baba her zaman işe gider, akşam geç gelirdi. 14 yaşında ben yatılı liseye yolladılar. Orada da tahmin ediyorum kendi kendime yetmeyi öğrendim. 14 yaşında kolay değil. Lisan yok, bir şey yok. Amerikalıların, İngilizlerin arasına düşüyorsun. Ama orada da kendi kendime yetmeyi ve becermeyi öğrendim. İşte ondan sonra üniversiteden gelmem, zaman içerisinde babam hatta şey dedi, oğlum sanayiciliğe girme, tam kelimesi enayi olma. Ondan sonra ticaret yap, al sat yap, rahat uyu akşamları dedi. Fakat bizde tabii sanayicilik kanda var. Dolayısıyla babamı dinlemedim açıkçası. Çelik para kasası yapan bir firma kurduk ilk önce. Sonradan onu devrettim, sattım. Ondan sonra da her zaman hayalim olan bu numarın yatçılık diyelim onu kurduk. Orada şey var yani bunları önemsiyorum aslında. İnsanın damarında akan kanın ne şiddette aklı da önemli bir şey. İşte sanayici ailelerde jenerasyonlar boyu hiç bitmeyen bir hız, sürat, performans oluyor. Şöyle ki yani siz hep bir iş yapıp işi aslında talipleri çıktığında satıp yeniden o sermayeyle yeni işler kurma, girişimci olma sizin için önemli bir şey haline gelmiş. Çocuktum fıstık satardım. Değil mi? Böyle evet, hikayelerde duyuyoruz. Ceviz ağacından ceviz toplar soyar, ceviz satardım. İşte Texas Tomix'leri okur, biriktirir, ondan sonra onları satardım. Dolayısıyla her zaman bir ticaret oldu, evet. Fakat her zaman da sanayi oldu. Yani dediğim gibi ben çocukken kibrit fabrikasında makinenin arasında dolaşarak, oyun oynayarak büyüdüm. Dolayısıyla her zaman üretmeyi ve babamın gözünde üretmenin ne kadar tatmin edici bir şey olduğunu görerek büyüdüm. Ve ilk neye bakmanız gerektiğini de çok iyi bilirsiniz bir şeye yatırım yapacaksanız. Şimdi 2002 yılında siz Newmarine'i kurmaya karar verdiğinizde önce bir herhalde bir sermaye var ve nereye, hangi sektöre gireyim dediğinizde bir fizibilite ve bir de araştırma yapmışsınız. Nasıldır bu araştırmalar? Tabii bu şeyden geliyor. Önce bir defa passion var, yani bir tutku var, evet. Tamam mı? Her zaman deniz meraklısıydım, her zaman tekne meraklısıydım. İşte 2002 yılında hem zamanım oldu, hem bir kapitalimiz oldu. O zaman da ne yapayım deyince deniz dedik. Hangi boy en çok işte dünyada satan, en çok rekabetin de olduğu ama 50 feet, 100 feet arası, yani 16 metre ile 30 metre arasındaki motoryacht segmenti dünyada en çok rekabetin olduğu ama en çok da müşterinin olduğu pazardı. Buna girmeye karar verdik. Sonradan da bunu Türkiye'de yapabilir miyiz? Ve bu fiyatlara yapabilir miyiz? Bu kaliteyi tutturabilir miyiz? Onu araştırdım. Yani evet, Türkiye'de aslında çok kaliteli iş yapan çok insan var. Sadece doğru yönlendirilmeleri lazım. Bunu becerdiğime inanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Kimliği yaratırken ben internet sitenizde baktığımda ve çevrenizdeki insanlarla konuştuğumda hep şöyle diyorlar ve fark ediyorsunuz zaten. Ömer Malaz bu markayı kurdu arkadaşlarıyla ve destek aldığı tabii profesyonellerle birlikte ama sizin kimliğiniz, kişiliğiniz çok fazla yansımış markaya. Ve zaten sitenizde de söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki işte daha hızlı.
yapıyorsunuz. Biraz kimliği bize o ilk günlerden kurgularken, hani iletişimde çok önemli bir şey. Newmar'ın kimliğini nasıl hayal edip kurguladınız? Bir defa şöyle, Türkiye'den çıkıyoruz ve dünya arenasına çıkıyoruz. Dünya arenasına çıkarken Türkiye'den hala da inanıyorum ki bir defa -1 ile başlıyoruz. Yani 1-0 maça mağlup çıkıyoruz. Bir şeyleri gerçekten çok daha iyi yapmamız lazım ki eşit seviyeye gelsin maç. Hı hı. Biz de o yüzden bir defa çok üst teknoloji bir ürün yaparak başladık. Yani ucuza yaparak değil, teknolojiyi son sınıra iterek başladık. Kaliteyi onunla beraber çok üste tutmaya çalıştık. Hiçbir zaman rekabet fiyatla yapmadık. Her zaman rekabeti daha iyi tekne yapmakla uğraşarak yaptık. Bunu en başta işte Can Yalman sağ olsun beraber oturduk. Şirketin logosundan, bir defa logo Can'ın tasarımıdır. İsmini beraber bulduk. Bunu ben kesinlikle tek başıma yapmadım. İşte Can gibi, şu andaki firmadaki müdür arkadaşlarım gibi veyahut da yurt dışından destek aldığımız tasarım, işte Umberto Talevini var, Gurit var, Frank Capellan var. Çeşitli firmalarla çalışıyoruz yurt dışında, onlar gibi. Ve herkes de bu işe tutkuyla sarılıyorlar. Gerçekten Numarini herkes en azından benim kadar sahiplenmiş durumda. Ama her şey bu kadar tabii başladığı günden itibaren peri masalı gibi gitmemiştir eminim ki. Bazı şeyler konuşmalarınızda, sohbetlerinizde veya işte verdiğiniz röportajlarda da çıkıyor. Diyorsunuz ki mesela yıllar öncesinde hani bir fuara girmek istediğimiz zaman Cenova'da olmuş mesela. Önemli bir tekne ve yatçılık fuarı. Türk markalarını çok almıyorlardı diyorsunuz ama şimdi biz hani gittiğimiz zaman çok güzel karşılanıyoruz. Doğru. Ama bazen mesela Kanda olduğu gibi çok güzel yeri alıyorsunuz ama teknenin imalatı bitmeyip gelemeyebiliyor gibi krizler var. Nasıl yönetiyorsunuz? Böyle büyük krizler oluyor çünkü sizdekiler. Bazen açıkçası gülüp geçiyoruz. 17 sene tabii dile kolay, kolay değil ve 17 sene boyunca hep bir mücadele var. Cenova Fuarı o zamanlar biz başvurduğumuzda Uchina'nın yönetimi altında. Uchina'da İtalyan Yat İmalatçıları Birliği, bir tek Türkleri değil yabancı firma almamaya çalışıyorlardı. Hı hı. Biz yıllarca böyle kapıya gidip vuruyorduk, geri geliyorduk, almıyorlardı. Sonunda pes ettiler, bir sene aldılar. İşte biz de yaklaşık 1000'e yakın bir tişört yaptırdık. Kırmızı üzerine cehennem şeyleri var. Üzerinde Mamalı Türkiye yani anneciğim Türkler geliyor yazıyor İtalyanca. Onu dağıttık. Aslında çok, çok espri oldu. Millet çok güldü. Bazen böyle geçiyoruz. Bazen gerçekten oldu da işte Cannes Fuarı'na gittik. Teknemiz yetişmedi. Yolda fırtına yakalandı. Çıkamadı. Teknesiz bir Cannes Fuarı'da geçirdik. Ama tabii zaman içerisinde oturuyor. Bugün artık senede 10 tane fuar yapıyoruz. Bunların bir tanesi Türkiye'de, 9 tanesi Hong Kong'dan, Tayland'dan, işte yine Avustralya'dan, Amerika'da 3 fuar yapıyoruz. Avrupa'da yapıyoruz. Dünyada çeşitli yerlerde fuar yapıyoruz. Artık sistem de oturdu. Hedef pazarlar ilk günlerde nelerdi bu ilk o performanslı 5-6 senede? 2008 yılı krizine kadar hedef demeyeyim size tek pazarım Avrupa'ydı. Hatta ilk 5 sene ben Türkiye'de reklam pazarlama bile yapmadım. Fuara bile girmedim. Ondan sonra çok da kritik aldım. Niye Türkiye'yi snobe ediyorsun diye. 2008'e kadar ana pazarımız Avrupa'ydı. Fakat Avrupa kriziyle beraber mecbur kaldık dünyaya açılmaya. Şu anda da işte Brezilya'sından, Afrika'sından, işte Hong Kong, Çin, Avustralya her yerde teknelerimiz var. 2008 sizin için önemli bir dönüm noktası. El emeği, göz nuru getirdiğiniz bir markaya Dubai'li bir yatırım firması ki biz Selçuk Yorgancıoğlu'nu bu stüdyoda ağırladık. Abraj grubu sizin hisselerinize talip oldu. Neden size talip oldular? Nasıl konuşmalar geçti? Nasıl bir hisse verildi? Ve nasıl bir avantaj elde ettiniz? Böyle bir yatırımcıyla çalışarak. Ya 2008'de Abraj bize girdiği zaman biz piyasadaki en hızlı büyüyen yat firmasıydık. Yılda 23 tekneye çıkmıştık 2008 yılında. Ve de hedeflerimiz işte 23, 40, 50 falan gidiyordu. Tabii 2008 krizi bütün piyasaya bir ne oluyorsun dedi. Herkesi bir tekrar düşünmeye çekti. Abraj'ın bana en büyük katkısı tartışmasız finansal yönetim ve finansal disiplin getirdiler. Biz eskiden tabii uçuyor kaçıyor, onu da yapalım, bunu da yapalım, şu da olsun derken Abraj her şeyi bir aslında bir rakama bağlı olmasını, nasıl bunun dahilinde gitmek
sürekli gitmek gerektiğini, bunları bize öğretti. Hı hı. Ve bugün artık hala abraj artık 2012 itibariyle yok ama onların öğrettiği ve kurduğu finansal sistemler aynen devam ediyor şirkette. Şimdi aslında bir tutkuyla giriyor işin sahibi işin içine. Ve hani çok hakikaten demin de söyledim ki el emeği göz nuru işliyorsunuz. Ve finansal disiplin falan, yani bunlar çok güzel hikayenin bir tarafı ama sonra bir olgunlaşma dönemi geliyor herhalde. Yani birileriyle çalışıp bu avantajı elde ettikten sonra artık yani o yolun dönüşü de yok. Ve siz nitekim bir sene, bir buçuk sene kadar ayrı kalıp daha sonra tekrar şirkete dönüp hisselerinizi de geri aldınız. Ve o günden beri de 10 tane, yani son 5 yıl içinde 10 tane farklı model geliştirdiniz. Yani bütün bunların toplamında aslında siz de başka bir insan oldunuz belki de. Ve marka da öyle oldu. O ayrı kalmak çok çok iyi geldi. Hı hı. Uzun lafın kısası. Çünkü çok sene gerçekten çok yüksek tempo. Günde 18 saat çalışma. İnsan körleşiyor. Görmüyor. Tembelleşiyor belki de. Hı. Tamam mı? O bir buçuk sene ayrı kalmak, bir defa neyi kaçırdığımı fark ettim. Çok özleyerek geri geldim. Bir de bir gerçek var. Dünya artık yeni model istiyor. Hı hı. Ve yeni modeller satıyor. Hı hı. Dediğiniz gibi çok kısa zamanda birçok yeni model piyasaya çıkarttık. Şimdi yepyeni bir line'a giriyoruz. Explorer, hı hı, diye geçiyor. Daha uzun range olan, uzun menzili olan, daha rugged, daha sağlam, hı hı, modeller. Şimdi onlara giriyoruz. Ondan da mesela son derece başarılı gitti o teknoloji. Biraz o son 5 senenin önemli modellerine girelim isterseniz. Hardtop'lar var, flybridge'ler var, Explorer'lar var. Tabii. Mesela en son 62 feet diye bir model çıkarttık. 14 ayda 10 tane sattık, hı hı, sadece bir modelden. Bizim için çok büyük başarı yani. 14 ayda 10 tane sadece bir model satmak büyük başarı. Entry level, yani giriş modeli olaraktan, fiyat olaraktan tabii ucuz değil ama, hı hı, en affordable, en alınabilen model olduğu için çok da başarılı gitti, hı hı, ve hala bugün İstanbul Fuarı'nda en çok da o model ilgi görüyor. Aslında izleyiciler merak ediyor çünkü meraklısı çok sektörün, hani siz de çok iyi biliyorlar ama mesela giriş modeli dediğinizde bile fiyatlar ne aralıklarda oluyor genellikle? Giriş modelimiz 1,5 milyon eurodan başlıyor. Hı hı. Şimdi burada teknoloji tabii konuşuyor. Ben bir Can Yalman'dan bahsettik. Bir parantez ben de açmak isterim izleyicilerimiz için. Aslında bu stüdyoda ağırladığımız konuklarımızın herhalde 5'te 1'i en azından mutlaka tasarımcı olarak Can Yalman'la bir proje yapmışlardır. Türkiye'den çıkan en iyi, en önemli tasarımcılardan bir tanesi. Ve siz de, arkadaşınız da aynı zamanda, onunla çalıştınız. Şimdi ben telefonla görüştüm. Biraz Numari'nin ilk günlerinden beri beraber olduğunuz için yanınızda. Şöyle dedi sizle ilgili. Ömer dedi, çok hayalle gelir. Yani çok dolu gelir her seferinde. Hatta hani Steve Jobs örneğini de verdi. Hani birkaç tip insan vardır, lider vardır. Hani Ömer de onun gibi biraz dolu gelir biraz dedi. Biraz abartmış, o kadar yani değil ama. Birebir belki demek istememiş olabilir. Ama sonuçta böyle karakteriniz açısından da hani hep dolu gelir fikirleriyle, hayalleriyle. Bu önemli bir şey. Ve biz de hani onu birlikte çalışarak gerçekleştirmek için de uğraşırız dedi. Ve biz kendi kimliğimizi ve çizgimizi yarattık. Şimdi bu çizgiden biraz bana bahseder misiniz? Bir defa Can muazzam yaratıcı bir adam. Eski arkadaşım. Can'la çalışmamın sebebi eski arkadaşım olması değil. Hı hı. Dünyadaki bence en iyi tasarımcılardan biri olduğu, hı hı, için ismini çok duyurmamakla birlikte muazzam bir kabiliyeti var. Ve ben onunla bir sinerji olduğuma inanıyorum. Ben çöp adam bile çizemem. Halbuki Can'a söylüyorum, anında kara kalemle benim düşüncemi kağıda döküyor. Böyle bir şey mi diyor. Aa evet, tam işte bu falan derken işte birkaç hafta sonra onu bilgisayarda 3 boyutlu olaraktan görebilir hale, hı hı, geliyoruz. Şimdi Can'dan başka ben tasarımcıyla da çalıştım. Yurt dışında Thomas Spadolini, hı hı, Tony Castro gibi bir türlü bu sinerjiyi yakalayamadık. Hı hı. Can halbuki ben şöyle bir şey derken onu yaratıveriyor. O bizim için büyük avantaj. Dediğim gibi Can'ın logo tasarımında emeği var. Teknomari'nin adında emeği var. Hı hı. Ve o günden beri iki model hariç her modelde de emeği var. Hı hı. Önemsiyorsunuz işi en iyi yapanla çalışmayı. İşte İtalyan yine Umberto Tagliavini. Evet. İngilizlerle çalıştık dediniz mukavemet konusunda bir ara. Hala. Yani hala. Bu ekip aynı. Şöyle bana bir ara dediniz. Evet. Hala devam. Biz gerçekten en iyi, dünyadaki en iyiyle çalışmayı seçiyorum. Can benim gördüğüm dünyadaki en iyi tasarımcı. Benim için. Umberto Tagliavini İtalya'da çok meşhur. Genova Üniversitesi'nde bölüm başkanı, gemi inşa mühendisi.
Çok çok iyi bir tasarım. O da gemi inşa kısmını yapıyor. İngiltere'de Gurit diye bir firma var. Bu işin tamamıyla mukavemet mühendisliğini yapıyor. Yani santimetre kareye düşen yükü işte finite element testing diye bir yöntem var. Onu da görüyor. Ona göre hangi elyafı ne şekilde yatırmamız gerektiğini söylüyor. Bir de bir Hollandalı firma var. Van Capellen diye. O da ses ve vibrasyon mühendisliğini yapıyor. Bunların toplamını da bir araya getiren bizim numarinde bir mühendislik departmanımız var. Herkes son derece genç, dinamik. Eminim şu anda da seyrediyorlar. Bence de. Yani, onlar da bütün bunları bir araya getirip ürünü ortaya çıkartıyorlar. Siz 195 kişilik bir ekipsiniz ve hani yemekhanede bile aslında çıktığınız dergilerin kapakları varmış. Ben hani gelip göremedim ama çok keyifli. Her şeyi, her mutluluğunuzu da ekiple paylaşırmışsınız. Bu da karakteristik özelliğiniz. Evet. Şimdi şöyle... Orayı açmak isterim açıkçası. Buyurun. Tabii ki dünyadaki en büyük motivasyon başarı. Ben başardıkça ben motive oluyorum. Ama ben bunu çalıştığım arkadaşlara yansıtmazsam onları motive etmem eksik çok oluyor. Zor. Dolayısıyla biz evet bütün çıktığımız dergiler olsun, fuarlar olsun, bütün iyi haberleri çalışanlarımıza paylaşırız. Herkese. 195 kişiyle bu bilgi numarın gazetesi şimdi çıkartmaya başladık. Her ay bir gazete çıkıyor. Bu ay neler yaptık? Başarıdan daha büyük motivasyon yok ve bizim çalışanlarımız fuara geliyorlar. Kendi işte cumartesi pazar zamanlarına geliyorlar. En düz işçimiz gurur duyuyor kendi yaptığıyla. Gerçekten çünkü rakibi de görüyor. Rakipten daha iyi olduğunu fuarda görebiliyor. O müthiş bir motivasyon ve de hakikaten 195 kişiye teşekkür ederim. Bugün numarını yapan ben ne kadarsam geri kalan 195 arkadaşım da numarını yapanlardan. Çok çok güzel anlattınız ve ifade ettiniz. Tasarımdan biraz daha yine tasarımı devam ettirmek isterim. Şöyle demişti Can Bey, biz ilk başta deniz hayvanlarını inceledik. İlk tasarımları yaparken ve onların iskeletini aslında bir kabuğa yansımış haline yapmaya çalıştık. Fakat daha sonrasında hani bunlar devam ederken ana iskelette sonrasında sizi diğerlerinden ayrıştıran bazı özellikler olmuş. Mesela çok cam kullanımı gibi. Başka ne gibi özellikler var? Birkaç teknolojiye çok önem veriyorum. Evet. Çok değer verdiğim şey. Vakum infüzyon diye vakum altında teknenin döküm yöntemi var. Biz yaparken çok yeni bir yöntemdi. Dünyanın en dayanıklı, en hafif imalat yöntemiydi. Biz sıfırdan başladığımız için bu yöntemle başladık. Onunla beraber ama çok ciddi boyutta software yatırımımız var. MRP programı kullanıyoruz. Şirkette bir planlama departmanı var. Şirketin beyni gibi görev görüyor. Dolayısıyla her bir organına planlama, işte bugün bunu yapacaksın, bugün bunu yapacaksın. Ona büyük yatırım yaptık. Management, ayrı bir teknoloji. Management teknolojisi, Yalın Enstitü diye yalın imalat yöntemi eğitimi veren, bize yaklaşık 10 yıldır bu konuda danışmanlık veren Yalın Enstitü'ye teşekkür ediyorum. Çünkü yönetim teknolojimizi bize çok güncellediler onlar. Dolayısıyla yani işi bir tek makina diye düşünmeyelim. Aynı zamanda bunun yönetimi, altyapısı, software'i çok önemli. Önem veriyormuşsunuz teknolojiye. Bunu herkes söylüyor zaten. Satış ağına biraz gelebilir miyiz? Yani ilk başta böyle hedef pazarlar belliydi ama sonra şu anda bakıyoruz ki siz geçtiğimiz bir hafta öncesinde Avustralya'daydınız. Oradaki bir bayinizi desteklediniz. İşte aynı hafta öğrendiğim kadarıyla birisi Hong Kong'daydı sizin ekibinizden. Birisi İtalyanları desteklemek için, yani İtalya'daki bayi desteklemek için Miami'deydi. Yani müthiş bir ağ kurulmuş, satış ağı kurulmuş anlaşılan. Bu hani nerelere kadar gidiyor? Büyüklüğünü biz tam bir anlayalım. Bir de gerçekten şu anda hedef pazar diye bir şey var mı? Global mi bakıyorsunuz? Hedef pazarımız para neredeyse oradayız. 2008 krizine kadar para Avrupa'daydı. Kapı komşumuz. Talep de vardı. Anca yetişebiliyorduk taleplerine. Dolayısıyla başka hiçbir yere bakmadık. 2008 krizi sonrasında Avrupa bitti. Gerçek manada. Bu sefer dünyaya döndük. Brezilya o zamanlar çok iyiydi. Venezuela uçuyordu. Afrika'ya tekne sattık. Tek giremediğimiz pazar Avustralya'daydı. 6 ay evvel de işte Avustralya'yı fethettik diyelim. İşte oraya girdik. Dolayısıyla Çin'den, Hong Kong'undan, Tayland'ine kadar dünyada para neredeyse biz orada olmak istiyoruz.
Biraz rakiplere baktığınız zaman gelecekle ilgili hedeflerinizi nasıl çiziyorsunuz? İtalyanlar çok iyi bu işte değil mi? Yani iyi bir rakip. Bu konuda kendini en iyi pazarlayan ülke İtalya. Üstelik de işte sokmuyorlar falan, böyle çok korumacılar. Çok çok iyi. Yani dedim ki kendini en iyi pazarlayan ülke. İlla en iyi tekne yapıyorlar demiyorum. Değil. Bence ülke olarak İngilizler bugün dünyadaki en iyi bizim sektördeki tekneleri yapıyorlar. Biz de İngilizlerin altında kaldığımızı sanmıyorum. Hı hı. Parantez açayım. Ama en iyi pazarlayanlar İtalyanlar. Fransızlar da var. Biz biraz daha farklı olmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi işte bu Explorer line'ı çok yeni bir line. Dünyada bu trend çok yeni başlıyor. Herhalde bu trene ilk atlayanlar da biz. Explorer tarzına. Zaten 3 tane satış oldu bile. Sadece kağıtlı çizimden. Onu ayrıca söyleyelim lütfen. Proje çizimi olmadan, yani daha 3 boyutlu bir çizim bile olmadan 2 boyutta güvenip bir Türk ve bir Rus müşteriniz bunları satın almış. Doğru. Bu güvene nasıl geliniyor? 17 senedir piyasada her yerde reklamı var, fuarı var. Tekneler kendilerini kanıtlamışlar. Bu arada Türk dediğimiz bizden aldı, 4. teknesini aldı. Hı. Yani daha evvel 3 tane zaten numaranın sahibi biri aldı Explorer'lardan bir tanesini. Dolayısıyla ne aldığını son derece iyi bilerek aldı. Aslında tekne satıldıktan sonraki bir süreç de var. Yani o başka bir tekneye dönene kadar ki servisler, hizmetler. Onu tabii Türkiye'de olduğumuz için en iyi biz veriyoruz. Fabrika burada. İşte 195 kişi var. Nerede en ufak bir problem varsa en iyi bilen gidiyor, tamir ediyor. O büyük artı. Aslında en kolay satış olan bir müşteriye olan satış. Tabii. Rus tamamıyla tasarım beğenmiş. Marka bilinirliği Rusya'da da var. Ona göre geldi, kaporasını verdi ve siparişini verdi. Siz nelerden beslenirsiniz? Çünkü bu kadar çok fikir varsa nereden geliyor? Deniz. Ben deniz aşığıyım. Zamanımın yani tatillerimi tamamı denizdedir. Bende şey yoktur. Şehir tatili diye bir şey yoktur. Yani bir New York'a gitmem, bir Londra'ya tatile gitmem. Ben ya denize giderim ya da kayağa giderim. Ya da kayak. Peki. Peki denizde şöyleymiş, onu da anlattılar. Ailenizle birlikte yine hep böyle tekne seyahatleri yaparken hangi tekneye binseniz, sizin olsun olmasın, kiralansın, arkadaşlarınızın olsun, hep bir şeyleri eksikliğini görürmüşsünüz. O eksiklikleri görünce de ya ben girsem mi der misiniz zaten? Şu anki pazara ve yaptığınız yine teknelere baktığınızda tabii ki en az minimum eksikle gidiyorsunuzdur eminim ama bir şeyler daha eklemek isteseniz ilk neleri değiştirmek istersiniz? Olmaz olmaz mı? Gelişmenin sonu yok. Yani bugün en son işte 62 yaptık ya 62. Bence çok çok güzel bir tekne. Ama sağına soluna baktığın zaman daha iyisini yapardım mutlaka çıkıyor. Çıkmamasına imkan yok. Düz ayak tekneler yapmaya çalışıyor musunuz? Olabildiğince basamakları yok etmeye çalışıyoruz. Mesela işte güverte dediğimiz ana main deck'te 62'de hiçbir basamak yok. O kadar rahatlık ki şimdi benim kendi teknem de var. O bir tane basamak beni rahatsız ediyor. Gelişmenin sonu yok. İşte kimsenin düşünmediği bir şeydi aslında. Hiç basamak olmaması. Çok büyük konfor veriyor. Yani kimse... Çok cam kullanıyoruz mesela. Evet. Cam kullanımını çoğaltmaya çalışıyoruz. Kenarlarda da kollar var. Onlar da çok değişik. O biraz güvenlik. Hem tasarımı yani numaranın bir imzası olsun. Evet, çok hem de ön tarafa geçerken orada bir koruma amaçlı. Konfor olsun. Önemli ve genellikle sedirler oluyor ön tarafta. Evet. Zaman zaman tasarım ön planı çıkartıyoruz. Zaman zaman konfor ön planı çıkartıyoruz. Orada hep böyle bir ikilem yaşamadığımız olmuyor değil. Yaşadığımız olmuyor değil. Ön tarafı tamamıyla aynen şeye gittik. Yani böyle lounge işte tekne, güzel ortam, etraf güzel, hava güzel. Olabildiğince insanlar rahat etsin, yatsın, işte yemeğini yatarken yesin falan. Burada biraz keyif abarttık var. Ama çok keyifli oldu. İkinci el satışlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz Türkiye'de bize? Türkiye için konuşmayayım ben size, global konuşayım. Global ya da anlatalım. Bugün bizim 110 tane bugüne kadar tekne yaptık. Bunun 80 civarı yurt dışında, 30'u aşağı yukarı Türkiye'de. Dünyada mutlaka bir pazarımız var. Yani şu anda ikinci el satış bekleyen yeni model teknelerimiz hiçbir yok. Ve yelkenliğe girecek misiniz? Hayır, insan bildiği işi yapmalı. Yelkenli işini bilmem.
Dolayısıyla o konudan uzak kalmayı tercih ediyorum. Bir de size uymazmış herkes ama bütün tanıdık herkes aynı şeyi söyledi. Yani performans üstüne giden birisi ve hız ve sürat üstüne giden biri için yelkenli belki de biraz zaman kaybı dediler. Biraz öyle ama öbür taraftan şimdi Explorer serisi de çok hızlı bir seri değil. Explorer da aslında yavaş bir tekne ama oradaki performansımızda bu sefer sessizliğe, işte konfora, illa performans, illa sürat demek değil. Oradaki performansımızda teknenin sessizliği, konforu, az sallanması, stabilizerlar var, tekne evet. Sallantı sağlıyor. Burada da ona fokuslanmaya başladık mesela. Şimdi bu yıl fuardaki teknenizden de biraz bahsedelim. Çünkü gezip görmek isteyenler olacaktır birkaç gün daha. Boat Show'da New Marine'e geldiklerinde nasıl bir tekneyle karşılaşacaklar? Fuarda iki tane teknemiz var. Bir tanesi 62 Fly, bir tanesi 78 Fly. Bizim spor modellerimiz de var ama hardtop diye geçiyor. Onlar Türkiye'de çok rağbet görmüyorlar. Herkes Türkiye'de Fly 5'te daha fazla mekan, işte üstte bir ilave bir alan için. Dolayısıyla Türkiye'de ağırlıklı olarak Fly 5 modelleri teşhir ediyoruz. Halbuki Miami'de mesela biraz daha hardtop modellerimizi piyasanın talebine göre de fuarda ona göre model teşhir ediyoruz. Fuarda 78 ve 62'miz var. Söylemek istediğiniz ilginç bir şey var mıdır gelecekle ilgili? Yoksa başarılar dileyeceğim size. Ben teşekkür ederim. Herhalde her şeyi söyledim. Benim çok ilgilendiğim, çok keyif aldığım, çok iyi bilmediğim ama umutla da baktığım bir sektör Türkiye açısından. Sektöre girişiniz 2002 yılında, gelişimi için elinizden geleni yapmanız ve çeşitli disiplinlerle hareket ediyor olmanız dolayısıyla tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yerli milli ve güzel bir marka ve başarılar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Bugün aslında Boat Show'da olduğu için bir anda aklımıza geldi. Yani Türkiye'de böyle bir marka var mı? Biraz baktığımız zaman da New Marine'in aslında teknecilik kısmında yatçılık sektöründe aslında Türkiye'yi yurt dışında tanıtmış olan bir marka olduğunu gördük, fark ettik ve teşekkür ediyoruz ki Ömer Malaz da bizi kırmadı ve buraya geldi. New Marine'in başarılarının devamını diliyoruz ve önümüzdeki hafta yine ilginç bir sektörle burada olacağız. Görüşmek üzere.